Yani içerik sahteciliği burada, yani şunu söyleyebiliriz. Teorik olarak burada içerik sahteciliği mümkün değil. Seçimlik hareketler. Ha, uygulamada olur mu, karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız bilmiyorum. Mesela fatura var. Tamam mı? Fatura biliyorsun bir şey ödendiğini de ispatlayabilir. Aslında faturayı kesen doğru, içeriği doğru. Fakat ödeme konusundaki şeyi gerçeğe yansıtmıyor. Ha, kapalı açık mısa, değil mi? Kapalı olarak düzenlediğini düşün. Normalde ödendiğini gösterir bu kapalı fatura ama aslında ödenmedi. Bak, içeriği sahte. Veya şöyle diyelim, miktarı doğru değil faturanın. Ödendi ama 10 lira yerine mesela ödenen 10 lira fakat sen orada 100 lira yazdın. Anlatabiliyor muyum? Ha, yani bakın içeriği farklı. Tamam üstadım. Tamam, buyurun hemen. Ha. Ha, o zaman sonra şey yapalım. Olur. Tamam. Tamam. Şimdi dönüşüm iyi olur. Şimdi anlatabildim. Yani içerik açısından bakın, sahtecilik söz konusu olabiliyormuş, değil mi arkadaşlar? Yani o an insan şöyle, bir kere bu suç tanımlarında hiçbirimizin aklına gelmeyecek şekilde işlenmeler söz konusu. Onun için de suçlar genelde mesela o şerhlerde falan Yargıtay kararlarına yararlandığın zaman daha zengin olur. Niye? Çünkü orada yaşanıyor olay. Yaşanıyor ve çözüm üretiliyor. Sen soyut şey üzerinden değil de o yaşanmış üzerinden somutlaştırıyorsun eylemi. Burada da böyle bir şey var. Dolayısıyla içerik açısından sahtecilik seçimlik hareketler içinde olmadığından arkadaşlar, yani şöyle bir şey olmadığından bir saniye. Gerçeğe aykırı sahte belge düzenleme diye bir şey var mı burada? Özel belge düzenleme diye bir şey yok. Tamam mı? Bak, gerçeğe aykırı. Olmadığı için de belge unsurlarını taşıyor. Düzenleyen doğru, muhatap doğru ama içeriği yalansa bu tipik olmadığından cezalandırılıyor. Tabi buyurunuz böyle. Ne diyor? 24 bilmem 48 saatlik şeyi başarıyla tamamlamıştı. Al sana yalan. Tamam mı? Heh. Bak işte bu tipik değil diyeceksin, geçecek yani. Heh. Gördün mü? Buyur üstad. Şey uçmaz, ürükler uçurmuyor. Orada kurs müdürleri uçuruyor diyorsun. Tamam. Tamam. İşte bu tipik değil. Net. Ha diyeceksiniz, olur mu böyle şey? Kardeşim oluyor. Her şey demek ki yasa koyucu bunu unutmuş mu, ne yapmış, beni ilgilendirmez. Ben uygulayıcı olarak veya işte teorisyen olarak ben olanı söylerim. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Şimdi bazen deniyor. Öğrencilerimden de soruyorlar bu veya işte şeye gittiğimizde bu tür seminerse. Hocam ne olacak? Cezası mı? Kalabilir kardeşim. Her eylem illa cezayla karşılanacak diye bir şey mi var? Ceza hukuku biliyorsunuz son çare. Demek ki yasa koyucu, biz şunu düşüneceğiz burada. Yasa koyucu bunu cezalandırılacak kadar ağır bir eylem görmemiş. Görseydi muhtemelen iki satırda onu yazardı. Eğer bundan sonra böyle bir şey ortaya çıkarsa ekleyiverdi torba kanuna. Ne olacak? Bir şey olmaz. Yok işte bak, aynı gördünüz, siz düştünüz buna. Yani olmaz. Kamu görevlisi değil mi zaten? Görev ihmale girmez. Yani görev kötüye kullanılır. Zaten bu kamu görevlisinin işleyeceği bir suç değil de. Girmez, hiçbir şey girmiyor. Yani
Dolandırıcılık belki zorlarsa olabilir. Orada maddi bir menfaat sağlanmışsa falan. Öyle değil mi? Ama illa bir yere de uyması gerekmiyor yani bana göre. Mesele nedir bu? Muhtemelen burada lisans iptali kabahati falan gündeme gelebilir değil mi o şey için? Kabahatler kanunu inanılmaz şeyler öngörüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Ya da kabahatler hukuku ceza hukuku alanı o kadar genişletmiştir ki şimdi biz kabahatler hukukunu idare hukuk içinde falan düşünüyorum çoğu zaman değil. Kabahatler hukuku bildiğimiz ceza hukuku. Tamam. Ne yapmış? Adına kabahat denmiş. Ya da adına kabahat de denmemiş. İdari yaptırım diyor falan. Halbuki bildiğimiz ceza hukuku. Adam para cezası veriyor. İşte ruhsat iptal ediyor. Bilmem o değişik bin bir çeşit işte mülkiyetin kamuya geçirilmesine diyor müsaade dediğimiz olaya. Değil mi? Bildiğimiz şey işte bu ceza hukuku yaptırımı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor ki mesela onu denetlerken orada da adil yargılanma hakkına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tanıdığı hakları yararlandırmak zorundasınız şeye muhataba. Yapmazsan diyor ki sen bunu idare ceza hukuku demiş olman veya kabahat demen beni ilgilendirmez. Ben senin uyguladığın yaptırımın ciddiyetine bakarım. Ciddi bir yaptırım uyguluyorsan ceza hukukunun hukuku uygulamalarına tanıdığın güvenceler onu da tanıyacaksın diyor. Yoksa diyor işte ben ihlal kararı verdim. Bunlardan bahsettik zaten arkadaşlar. Olası kasla işlenemez bu suç. Çünkü bilerek diyor şey. İkinci fıkrada yalnız. İkinci fıkra açısından söylüyorum. Birinci fıkra genel kast yeterli de. İkinci fıkra bilerek dediği için arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir şeyde artık bilme unsuru özel olarak ön plana çıktığı için olası kast söz konusu olmaz. Aksi görüşte olan hocalarımız var ama çok şey değil. Terör amacı geçtiğimizde terör mücadele kanunu kapsamında şey oluyor. Akla gelen bir hukuka uygunluk nedeni yok ama işte o şeyde söyledim ağır korkutma ve tehdit burada da geçerli. Yine teşebbüs açısından burada biraz daha rahat şey. Şimdi hazırladı. Sadece hazırlamak belki hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirilebilir. Kullanmak için işte yasal şeye başladı fakat bir nedenle bu şey tamamlanamadı. Ama tabii kullanmayla kullanmadan elde edilen şey arasındaki sınır çok ince olduğu için burada kullanma oldukça öne çekilmiş bir eylem. Yani kullanma şudur. İlla sonuç elde etmek değil. Ben icraya verdim. Değil mi? İcra verdiğim anda şeyi artık kullanmış olduğumu belli. Hukuki sonuç doğuracak adım atmış oldum. Ondan önce gelen bir eylem varsa bu artık teşebbüse girebilir. Yani ne oldu mesela? Avukata vekalet verdim bunu şey dedim ama avukat fark etti. Dedi kusura bakma. Bu sahte. Bitti. Yani mesela burada artık teşebbüs olmuş oluyor. Çünkü değil mi? Hazırlık hareketini geçen bir muhakeme açısından bir özelliği yok. Evet. Şimdi onu size zaten bir 5 dakika. Üstadım buyurunuz lütfen. Evet. Avukat Fethi Öztürk hukuk davasıyla başlıyor ve ceza tarafına geçiyoruz. Hı. A ve B, A bayan, B erkek, evlidirler ama evlilikleri iyi gitmez, boşanma sürecine girmişlerdir. Avukatları, müşterek avukat aracılığıyla da tavsiyeler alırlar. Bu arada bayan A, bir de mesleklerini de ifade edeyim, hanımın bir mesleği yok, erkek, eski bir bankacı, üst düzey bir bankacı, şu anda da müşterek bir şirketleri var, şirkette her ikisinin aktif faaliyetleri var. Bayan bankada bulunan hesaplarındaki müşterek hesaplardaki yüklüce miktar parayı biri Türk lirası hesabı diğeri döviz hesabı çeker. Fakat bir süre sonra para ister borçlarımı ödeyemiyorum diye
anda erkek sen banka hesaplarındaki paraları çektin diye mail gönderir. Bu maili bilgi içinde CC olarak o avukata gönderir. Müşterek danıştıkları avukata gönderir. Hanım bir süre sonra bir mail daha gönderir. Bana para gönder diye. Erkek de bu defa tekrar aynı şeyi, vadesi gelmeden hesabı bozdun. Dolayısıyla sende bir halde para olması lazım. Oradan kullanabilirsin der. Daha sonra müşterek hesaptaki paraların çekilmesiyle ilgili döviz için ve Türk lirası için ayrı ayrı hesap dava açılır. Bunlardan sonra da boşanma davası açılır. Tek imza ile işlem yapılabiliyor anladığım kadarıyla, değil mi? Bu müşterek hesabı. Evet, yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Bu Türk lirası hesabıyla ilgili olarak hanım, daha doğrusu cevap dilekçesinde davalı taraf Türk lirası hesabından alınmış olan paranın yarısı kadar olan bir miktarı karşı tarafa, yani davacıya ödendiğine dair kendi el yazısıyla bir belge üretir ve imza atar. Alttaki imzada karşı tarafa, yani davacıya aittir. Muhtemelen başlangıçta da söylediğimiz ve daha sonra da ifade ettiğimiz beyaza atılmış bir imzanın kullanılması suretiyle yapılmıştır. Tabii mahkemede itiraz edilir. Ayrıca savcılar suç duyurusunda bulunur. Savcılık suç duyurusunda yapılan incelemede kısaca takipsizlik kararı verir. Ancak karşı tarafta şikayet dilekçesi vermiş olduğu için bu defa iftira açısından dava açar. Ancak alınan bilirkişi raporunda der ki evet bu imza tarafların, ki bir de imzalarda da fark vardır. Biri mavi imzayla imzalanmış, bilirkişi raporu söylüyor. Diğer taraf siyah kalemle yazılmış. Sonuçta iftira davası açılır. Bunun üzerine kamu davası açılır mı iftira? Efendim? Kamu davası açılır mı iftira? Evet, iftira davası açılır. Hem de savcılık 15 günlük itiraz süresinde kullanmadan her iki dilekçenin de hem red takipsizlik kararını hem de iftira davasını aynı gün açar. Allah. Yani önceki şeyi de açıyor. Bu sahtecilik iddiasına ilişkin şikayeti de dikkate alarak kaldırıyor. Evet. Ancak burada şöyle bir husus var. Bilirkişi raporu alınmıştır. Ancak bilirkişi raporunda gerek savcılığa verilen şikayet dilekçesi ve kişinin şikayetinde, gerekse hukuk davasında mahkemeye verilen dilekçelerde belirtilmiş olan beyaza imza konusu tabii ki incelenmemiştir. Sadece imzaların benzerliği incelenmiştir. Zaten bu konuda da davacı olan tarafın veya şikayette bulunan tarafın, yani benim müvekkilimin ve bizim herhangi bir farklı düşüncemiz yoktur. Şimdi bir de verdiğimiz verilen belge, karşı tarafın düzenlediği belge Almanca düzenlenmiştir. Çünkü erkek Almandır, hanım da iyi Almanca bilir. Ancak belgede beyandır, şudur budur gibi herhangi bir ifade yok. İmzaların altında isimler de yok. Parayı verdim şeklinde düzenlenmiştir. Daha doğrusu aldım. Aldım değil. Yani sizin imza zaten sizinki nasıl verdim? Ha, şimdi bunu bizimki aldım tabii demesi ki, lazım ki bir anlam olsun. Şimdi yani. Tabii. Üstelik bir bankacı, özellikle onu belirtiyorum. Bir bankacı böyle bir işlem yapılırken nasıl bir belge imzalayacağını bilebilir. Şimdi bu çerçevede biz hem hukuk davasında hem de ceza davasında boğuşuruz. Artı tabii bununla ilgili olarak itiraz dilekçemizi verdik. Özellikle yaş tayinini istedik. İmzaların ve yazının yaş tayinini istedik. Ha, olur. O da belli bilinebiliyormuş artık. Evet. Bilmiyorum. Sanıyorum yine Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesinin bir, bu konuyla ilgili kitabı var. Evet, bir kitabı Kubilay var. Kubilay Taşlı. Kubilay Bey'in. Bunun 111 ve 145. sayfalar arasında yaş tayiniyle ilgili var bir bilgi var. İstanbul Üniversitesi
adliye tıp bilimleri çok eskiyse yapılamıyor da. Biraz o zaman bir kısa bir bilgi vereyim. Belki meslektaşlarımın bilgisi için önemli olabilir. 111-145'in sayfaları arasında teknik olarak bunun nasıl yapılabildiğini anlatıyor. Profesör Doktor Salih Cengiz imzasıyla biliyorum, yazılmış bir yazı. 2 yıla kadar olan imzalarda ve yazılarda iki türlü, bir kesin yaş tayini, bir de mukayeseli yaş tayini yapılıyor. Yani yazıların birbiriyle olan önce atılmış sonra atılmış gibi. 2 yıldan daha sonra olanlar Türkiye'de yapılamıyor, yurt dışında yapılıyor. Ancak metot bilimsel bir metot, tamamen kimyasal analizlere dayanıyor. Belgede de ufak tahrifat yapılıyor. Şimdi böyle bir durumda anlattığımız birçok hususu içeriyor tabii. Bu gönderdiğimiz e-mail ve onların bir tanesi yine tanıklı olduğu için kullanılabilir mi? Efendim bu belgenin niteliği itibariyle bu belgenin müvekkilin bilgisi dışında tamamen açığa atılmış bir imzayı, beyaz atılmış bir imzayı kullanımı yoluyla. Ha bir de burada bir husus var. Bu orijinal belgeyi, bu mahkemeye verilmiş bir belge. Aslında aynıdır yapılmadan verilmiş. Fotokopi verilmiş. Aslını incelediğimizde alt alta imzalanmış olan kağıtlardan bir tanesinin kullanıldığı ifade ediliyor. Çünkü benim müvekkilimin imzasının paralelinde çok dikkatli bakıldığında, ışık yansıtıldığında daha evvel üstteki imzalanmış bir kağıdın altta izi çıkmış. Yani imza sizin müvekkile mi ait gerçekte? Evet. Orada şüphe yok. Şimdi böyle anlattığınız birçok hususu içeren... Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Buna göre sahtecilik olmaz. Yani çünkü düzenlemiş ve sadece siz onu şeyi ispatlayabilirseniz, o açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, ancak oradan sonuç alabilirsiniz bana göre. Yoksa yani tam anlamıyla burada bir sahtecilik söz konusu olmaz. İftira olmaz yani, onu söyleyeyim. Yasa şikayet hakkını kullanmış. İşte orada diyor ki iftirada biliyorsunuz bilerek, yani böyle bir belgenin hazırlandığını bilerek hazırlanmadı veya benim bilgim şimdi yok demek suretiyle. İftiradan şey olması için beraat etmesi bile gerekmiyor bana göre. Yani iftira olmaz. İftira, çünkü yasal şikayet hakkının bir sürü bir şey yapmamış ki. Evet. Bir şey var, iddia var. Bu iddia çerçevesinde elinde deliller var. Buna göre şikayet hakkını şey yapıyor. İftira suçu olmaz. Sizin müvekkiliniz değilim aleyhine bilmiyorum da. Ona bana göre orada şey olmaz. İkincisi sahtecilik de çok zor gözüküyor benim düşünceme göre orada. Çünkü imza ona ait, üzeri doldurmuş. Demek ki bir şekilde bunun aykırı doldurulduğunu, iradeye aykırı olduğunu ispat edebilirsiniz. Oradan belki sonuç alabilirsiniz. Diğer taraftan şey biliyor musunuz? Bu katılımcılardan ceza mahkemesi kararlarına ilişkin eski borçlar kanunu 53, yeni borçlar kanunu 74. madde hangi durumlarda ceza mahkemesi kararlarını hukuk hakimine bağlayacağını yazar da, hukuk hakiminin kararlarının hangi halde ceza mahkemesini bağlayacağı konusunda çok istisnai bir hüküm var. Bu da konumuzla da bağlantılı. Bilen var mı? Bu üstadın şeyine de ilişkin var. 214. madde hukukta bildiğim kadarıyla der ki, orada diyor hukuk mahkemesinde diyor bu konuları sürüp de sahtecilik iddiası kesin olarak karara bağlandıktan sonra diyor sahte olmadığı konusunda şey olursa ya da sahte olduğu konusunda artık bu ceza mahkemesi nezdinde tekrar incelenmez. Evet. Kesin hüküm, kesin delil teşkil eder. Evet. Kesin hüküm, tamam. Delil teşkil eder. Mesela burada belki öncelikle o ceza mahkemesi karar, ceza mahkemeleri belki öncelikle şeyi, dava var değil mi, hukuk davası bu arada? Var. Onu beklemesi gerekir. Siz bence onu o maddeye göre beklemesini şey yapın. Orada çıkan sonuca göre de şeyler yoluna girer. Çapraşık bir konu burada anlattık. Evet, güzel güzel bir konuydu. Bunu da söylediğime memnun, yani iyi oldu. Rica ederim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun.